Ömer Yakup hocamıza teşekkür ediyoruz.
Şimdi konuşmasını yapmak üzere İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Sayın Doktor Ali Karataş'ı kürsüye davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inna na'udubike min en nüşrike bike şey'en na'lemuhu ve nestağfiruke lima la na'lemuhu. Sayın Bakanım, Sayın Valim, kıymetli milletvekillerim, basınımızın yüzde mensupları, değerli akademisyen hocalarım ve sevgili misafirlerimiz, bugün burada gerçekten inanılmaz bir sevinci yaşıyoruz. Çünkü bizzat öğrencisi olduğum, kendisinden istifade ettiğim ve kendisiyle alakalı doktora tezi hazırladığım çok önemli bir şahsiyet, müstesna insan, aynı zamanda bölgemizin, memleketimizin ve ülkemizin yetiştirdiği kıymetli bilim adamına bir vefa borcu olması hasebiyle bugün burada Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumunu düzenlemek üzere toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Allah bunu hayırlara vesile kılsın. Sayın Bakanımız bizleri yalnız bırakmadılar, buraya teşrif ettiler. Kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu noktanın altını özellikle çizmekte fayda görüyorum kıymetli kardeşlerim. Bu sempozyumun kararı 4 Ocak 2018 yılında Gülhane'de Sezgin hocamızla yaptığımız görüşmede alınan bir kararın sonucudur. 4 Ocak 2018'de kendilerini Gülhane'de ziyaret ettim. Ziyaretimin temel iki nedeni vardı. Birincisi, bir vefa borcu olması hasebiyle ilk olarak Diyarbakır'da bu sempozyumu hayata geçirmek. Çünkü ilk doktora çalışması yapmak bize nasip olmuştu. Dolayısıyla ilk sempozyumu yapmak da bize nasip olmasını istedik. Sezgin hocam bunu sevinçle karşıladı. Çok iyi olur dedi. Ve Rabbimize şükürler olsun. Çok değerli büyüklerimizin katkılarıyla bugün burada bunun gerçekleştirme arifesinde bulunuyoruz. İkincisi ise, ziyaretimizin ikinci temel nedeni ise Diyarbakır'da hayata geçirmek istediğimiz İslam Bilim Tarihi ve Teknolojisi ve Modern Bilim Merkezi. İstanbul'da var, Gülhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himmetleriyle açılmış. Aynısını Diyarbakır'da da açmak istiyoruz. Bir önceki Kaya Pınar Belediye Başkanımız Doktor Ozan Balcı Bey sağ olsunlar çok destek verdiler. Kaya Pınar Belediye Başkanımız Ozan Bey de burada kendileri de görüşürüz ve son derece destek verdiler. Bu proje hazırlandı, bitti. Şu an proje Kaya Pınar Belediyesi'nde hazır bulunuyor Sayın Bakanım. Ve aynı zamanda Arsası da hazır. Ama maalesef Ozan Bey'in il valisi olması hasebiyle ve zaman darlığından dolayı bunun ihalesi yapılamadı. Bu müzenin Diyarbakır kazanılmasının Fuat Sezgin'in hatırası olması hasebiyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sezgin hocamızla görüştük. Evladım tamam dedi. Bu müzeye benim ismimi verebilirsiniz dedi. Hatta açılışına Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğim. Beni kırmaz gelirler dedi. Ama maalesef bu müzeyi biz burada hayata geçiremedik. Bu müzeyle alakalı uygun görürseniz program sonrası 10 dakikalık bir hatta 5 dakikalık bir film alımı sizlere arz etmek istiyoruz. Bir de Ayman Nafai var burada aramızda Mısırlı kendisi. Fuat Sezgin hocamız beni onunla tanıştırdı. 29 yıl boyunca Fuat Sezgin'le bu aletlerin yapımı için çalışan bir insan. Onun da yaklaşık 10 dakikalık mobil İslam Bilim Tarihi ve Teknoloji Müzesi ile alakalı inanılmaz bir filmi var. Müsait olursanız, uygun görürseniz o da o filmi size arz etmek istiyor. Bunun farklı ufuklar açacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. Konuşmalarından ötürü Sayın Doktor Ali Karataş'a teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere